Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden namı diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da bildiğiniz üzere Zeyl'in ikinci parçası olan kısımdayız. Burası söz basım mizampajına göre 161. sayfa. Yani bizim kaldığımız yere itibariyle söylüyorum. Söz basım mizampajına göre 160-161. sayfalar ama 160'da çok az kaldı. 161'e geçmiş sayabiliriz kendimizi. Daha önce bu metnin ilk iki paragrafını konuştuk, ince ince tefekkür etmeye çalıştık gücümüz yettiğince. Başındaki ayetleri de konuşmuştuk. Şunu hatırlayalım yalnız metne başlarken. Bu metin bize hayatın akaid-i imaniyeye işaretlerini gösteriyor. Hayat nasıl erkan-ı imaniye ispat eder, onlara aynalık eder? Biz bu dersi bu metinden alacağız inşallah ve alıyoruz da zaten. İlk iki satırını okuyayım. Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki, hayat imanın 6 erkanına bakıp ispat ediyor. Hayat imanın 6 erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Metnin özü bu. Biz de şimdi metnin içinde yolculuk ederek nasıl oluyormuş bu aynalık anlamaya çalışıyoruz. Yine bir miktar size okuyacağım. Uzun bir miktar değil. Hemiş kabil midir ki ile başlayan yani son paragraf, 160. sayfadaki son paragraftan başlayarak 161. sayfadan da bir miktar okuyacağım. 162'ye geçmeyeceğim. Ondan sonra tekrar başa dönüp okuduğumuz kısmın tefekkürüne çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de ondan yardımını diliyoruz. Bismillah. Hem hiç kabil midir ki hayatın en cüz'isinin pek gizli sesini işitsin? Hem hiç kabil midir ki hayatın en cüz'isinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemali itina ve ihtimamla beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve en kıymettar ve baki ve nazdar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin. Ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın, adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Olur mu böyle şey? Bediüzzaman Hazretleri bunu sorduruyor. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Ve zerreyi görsün, güneşi görmesin. Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki, hadsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirir ve kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı kadir-i hakim, en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten prestij eden, hayatı, yanlış bir vurguyla okudum, başa dönüyorum. Bir zat-ı kadir-i hakim, en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten prestij eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu, mevti ebedi ile idam edip, kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli rencide ederek sırrı rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kupu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan, bir merhametsizlikten
elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenler, dar bekada ve cenneti bakiyede hayatı bakiyeye mazhar olacaklardır. Amenna diyoruz ve burada fasla veriyoruz. Şimdi tekrar başa döneceğiz ve bu metnin bize ince ince ne söylemeye çalıştığını anlamaya gayret edeceğiz. Ama özetle şunu gördük. Kainatta hayat diye bir şey var. Bu hayatın içinde de mertebeler var. Geçtiğimiz derste de bu vardı, yine bunun dersi vardı. Şimdi bu mertebeler içinde bakıyoruz, aşağı mertebelerin şöyle şöyle kollanması, böyle böyle himayesi var. Ama geldiğimiz zaman eğer ahirete hesaba katmazsak, onu söyleyelim. Eğer ahirete hesaba katmazsak, büyük hayat mertebesinin onlar kadar kollanmaması veya ihtiyaçlarının onlar kadar gözetilmemesi gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Sanki öyleymiş gibi geliyor. Sadece bu dünyaya baktığımız zaman hayatın en aşağı mertebeleri çok sıkı kollanıyor. Onların her ihtiyaçları veriliyor, yardımlar ediliyor, inayetler lütfediliyor, himayeler yapılıyor. Ama geliyoruz en büyük mertebeye, bu en büyük mertebedeki hayatın, yani insan hayatının istediği başka şeyler de var bu dünyadaki şartlar dışında. Sanki onlar verilmemiş gibi duruyor. Bu bize bir tezat gösteriyor. Haşa sümme haşa, Allah'ta tezat olmaz. Bir öyle bir böyle yapmaz Allah. Yani nasıl söyleyelim? Hayatın en küçük mertebesinde kendisinin şöyle şöyle böyle böyle olduğunu ispat eden bir Allah, burada esmalar geçti, onları konuşacağız. Büyük mertebeye geldiğinde onun tam tersini söylemez. Varlığı böyle çelişkili yaratmaz. Onda şöyleydi, bunda böyleydim diye göstermez. Allah böyle şeylerden münezzehtir. Bizim Sübhan olan Allah'ımız, Müslümanların inandığı Allah ve kainatın da zaten gösterdiği Allah. Böyle olmaktan münezzehtir. O zaman oradan bizim kapımıza bir şey açılıyor. Böyle diyoruz ki ya tamam, bu demek ki bu varlık bu dünyadan ibaret değil. Ben ihmal edilmiş olamam, benim sonsuzluk doğam ihmal edilmiş olamaz. O fikri böylece buradan yakalıyoruz arkadaşlar. Şimdi ince okuma yapmaya başlayalım. Hem hiç kabil midir ki, yani kabul edilir bir şey midir ki diyelim, kabil midir ki, kabul edilebilir bir şey midir ki, hayatın en cüz'isinin, yani küçüğünün, dar anlamlısının, ne diyelim daha başka, küçük parçalısının, daha az kapasitelisinin gibi gibi cüz'i çok şeyi kapsar, hayatın en cüz'isinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemali itina, tam bir itinayla, mükemmel bir itinayla, ihtimamla, özenle beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin. Geçen dersimizi izleyenler hatırlayacaklar, burada ne örneği vermişti? Mesela mide örneği verdi. Mide normalde insanın bir cüz'ü değil mi? Veya beden. Beden de insanın bir cüz'ü, yani bir parçası. Burada hayatın en cüz'isi diyor ya, onu anlamaya çalışacağız şimdi. İnsan hayatının bütünlüğü içinde bir de parçalar var. Beden bunun bir parçası, mide bunun bir parçası, derimiz, dokumuz, saçlarımız falan, hepsi bunun birer parçası. Cenab-ı Hak bu parçaların her birinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Midenin rızık duasını, yukarıda verilmişti o örnek, onun cüz'i bir rızık duası var. Yani varlığını devam et, ya var olan her şey, özetle söyleyelim, var olan her şey varlıkta kalmak istiyor. Çünkü var olmak bir ikram. Bakmayın siz ateistlerin bilmem kimlerin şey demesine, Allah bana mı sordu yaratırken haşa, veya işte hiç olmak yaşamaktan daha iyidir falan filan demelerine. Hayır, kimse ölmek istemiyor. Eğer ateistler gerçekten böyle düşünseydi bir dakika daha yaşamamaları lazımdı. Çünkü ölmenin imkanları mevcut. Yani kim nasıl istiyorsa ölebilir. Yüksekten atlaması da var. Kendini asması da var. Vurması da var. Zehirlemesi de var. Arabanın altına da atlayabilirsiniz. Eğer gerçekten hayattan bu derece bir pişmanlığınız olsaydı sizin ey ateistler,
bu yollardan birisini hemen denerdiniz. Yaşamaya devam ettiğinize göre siz de var olmanın bir lütuf olduğunu biliyorsunuz. Onu da dediğimiz zaman şey diyorlar ya, var olmaktan başka bir şey bilmiyoruz ki. Bilmiyorsun ama mutlusun işte. Hiç olmayı denemiyorsun. Yok olmayı denemiyorsun. Ölmeyi denemiyorsun senin ıstılahınca. Senin itikadınca hiç olmak, yok olmak, ölmek demek zaten. Ama bak bu yola hiç tevessül etmiyorsun. Varlık sana da lezzetli geliyor. Bütün şekavetine rağmen, şikayetlerine rağmen belli ki var olmaktan keyiflisin. Yani ateistler içinde bile intihar edenlerin sayısı azdır. O da çıkmazlarından, bunalımlarından dolayı. O balı kendilerine zehir ettiklerinden dolayı. Yoksa hayatın bizzat bir yükü olduğundan dolayı değil. Kendi kendilerine kurdukları vehimler, endişeler, çıkmazlar, işte korkular, bunlar onları götürüyor intihara. Ama bu bile onların içinde az bir orandır. Ateist oranıyla ateistlerdeki intihar oranını karşı karşıya koysanız azdır yani. Demek ki var olmaktan siz de mutlusunuz. Hiç öyle şikayet etmeyin. Varlığa da suçlamada bulunmayın, iftira etmeyin yani. Sizi mutlu ediyor. Her neyse, hayatın cüzlerinin, işte insan bir bütündür dedik, hayatın bir bütünüdür. Elbette onun üstündeki katmanlar da vardır ama insan bir bütünlük, insan hayatı bir bütünlük. Hayat özünde bir bütünlük zaten. Hayat dediğimiz şeyin kendi içinde bir sistemi var. Etrafından farklı olarak var oluyor. O bütünlüğü koruyarak var oluyor. Bir bakteri, diyelim o bakteri nerede var olsun? Yosunların arasında. Yok, yosunların arasında iyi bir örnek olmadı. Cansız bir doku verelim. Kayaların arasında bir bakteri var diyelim. Şimdi bakteriyi ayrı bir şey olarak tarif etmemiz, dağın başında bir tane yekpare, tek parça bir kayadan bir dağ var. O dağın da başında bir tane bakteri var diyelim. Tek hücreli bir tane canlı var. O bakteriyi ayrı bir şey olarak tarif etmemiz, onun dağdan ayrı bir bütünlüğe sahip olmasından dolayıdır. Dağ ile aynı cins değil bakın. Dağdan ayrı, kendi içinde başka bir sistemi var. O yüzden o sistemi biz diyoruz ki ya bu orada başka bir şey oluyor diyoruz ya. Bu dağdaki işin aynısı değil, bu kayaların işinin aynısı değil. Tamam, bunun da özü atom ama burada başka bir bütünleme yapılmış. Başka bir sistem konmuş. O sistem devam ederse de bu bakteri yaşıyor. Bakteriyi geçiyoruz, başka bir canlıya geliyoruz. Bakıyoruz ki işte tek hücreli hayvan, terliksi hayvan. Bakıyoruz tamam, o da canlı ama onun içindeki sistem de daha bir başka. Gidiyoruz insana, varıyoruz, o hücreleri tek tek geçelim, al yuvarlar, ak yuvarlar, bilmem şunlar bunlar. Ya her birisinde ayrı bir sistem var, o yüzden ona ayrı bir isim veriyoruz. Bak, o bütünlük, insan bütünlüğü, artık o kıvama geldik, beden bütünlüğü daha doğrusu. İnsanın başka katmanları da var, ruh katmanı, duygu katmanı, vicdan katmanı, bunlar beden işi değil. Başka şeyler de var insanda, latifeler vesaire. Ama o parçalara baktığımız zaman bile bir fikir veriyor ki ya bu parçaların içinde ayrı ayrı sistemler konmuş. Bu ayrı ayrı sistemler de bunlara başka bir isim verilmesini gerektiriyor. Ahmet ile Mehmet ayrı kişiler. Ona Ahmet diyorsun, buna Mehmet diyorsun. Niye aynı kişiler değil bunlar? Veya o Ahmet başka Ahmet diyorsun. Niye? Aynı Ahmet değil çünkü. Gibi gibi. Şimdi indik bu cüzlere, indik parçalara, indik tek hücrelere. Bakıyoruz ki ya bunların ihtiyaçları karşılanıyor. Bunların var olmak için ettikleri dualar var. O hayatın asgari şartlarının sağlanması lazım ki varlıkları devam etsin. Ve Cenab-ı Hak lütfediyor. Binlerce yıldır, on binlerce yıldır, milyonlarca yıldır bu varlık devam ediyor. Hani bizim bulaşık beşer elimizin karışmadığı yerlerde canlıların nesli tükenmeden sürebiliyor. Bazen bir fosil buluyorlar, orada bir bakteri buluyorlar, bir canlı buluyorlar. Bakıyorsun günümüzde de o canlı az çok aynı şekilde var. Ha, hikmet hüda bazılarına son verdirmiş. Mesela dinozorlara falan son verdirmiş. Demek ki onların defteri kapanmış. Diğerlerinin, hayvanatın defteri açılmış. Ama bazı canlılar da var ki bak devam ediyor milyonlarca yıldır. Ya zahiren çok aciz bir canlı bu. Bir sivrisinek. Bir işte tek hücreli. Ya bunun hayata tutunması büyük mesele zaten. Ama Allah lütfediyor, kerem ediyor, bahşediyor ona o varlığı. İhtiyaçlarını, o acizine farkına rağmen karşılıyor. O varlık milyonlarca yılı aşıp geliyor. Yine okuduğum bir kitapta, bitki zekası kitabı mıydı ya? Bir biyolojiyle ilgili bir kitapta mesela bunu bir sorgulamaya açıyor evrim açısından. Biz diye hep şunu iddia ediyoruz.
İşte canlı az gelişmişten daha çok gelişmişe, daha az hayatta kalabilirden daha çok hayatta kalabilirde doğru evriliyor diyoruz. Biz böyle iddia ediyoruz. Yani diyoruz ki insan aslandan daha gelişmiştir, hayata daha çok tutunabilir bir canlıdır. Fakat diyor elimizdeki biyolojik veriler gösteriyor ki tek hücreliler, bakteriler veya bitkileri daha sonra söyleyeyim. Tek hücreliler, bakteriler daha büyük dokulu canlılara göre daha çok hayatta kalma şeyine sahip. Kapasitesine, yeteneğine, fırsatına sahip. İnsanın ağzının içinde şu an farkında değil kaç tür canlı var. Havada kaç tür canlı var. Bir bardak suda kaç tür canlı var. Hani bunlar daha az şartta daha kolay hayatta kalıyorlar. Bu anlamda diyor adam evrimi hani şöyle tarif etmek yanlış diyor. Kendisi devrimci olduğu için büsbütün cerh etmiyor da böyle diyor. Bir yine kapı açıyor. Canlıların sırf diyor bu evrimi diyor hayata daha iyi tutunmak için gerçekleştirdiklerini düşünmemek lazım belki diyor. Yani tek kıstas bu olmayabilir diyor. Belki diyor buradan yaklaşarak diyor evrimi diyor yanlış bir yöne sevk ediyoruz. Çünkü baktığımız zaman bu diyor daha iyi, daha güçlü. Yine bitkilere gelelim. Mesela o bitki zekası kitabında anlatılıyordu. İtalyan bir profesöründü. Diyor ki bir bitkinin dokularına %75'e kadar zarar versen o bitki diyor kendini ondan onarabilir. Mesela işte bir ağacı kesiyorsun ama gövdesinden yine filizleniyor, büyüyor. Bir otu mesela yeşil soğanı ekiyorsunuz, üstünü koparıyorsunuz, yiyorsunuz ama o alttan gene boy vermeye devam ediyor. Şimdi diyor bitkiler bu kadar kapasiteli canlılar yani %75'e kadar dokusuna zarar versen bu bitki tekrar boy verebiliyor, büyüyebiliyor. İnsan veya diğer hayvanlar ya diyor bazen diyor %1 bile onlar için büyük mesele. Yerine gelirse kalbe geldi mesela gitti. Veya işte beyne geldi bir kurşun. Baksan vücutta zarar verdiği yer belki nokta kadar ama gitti. Yani diyor o %75'e kadar onarabiliyor ve hayatta kalabiliyor. Biz %1 bile değil. Bazen daha da azı bize yetiyor. Hal böyle olunca diyor işte hayatta kalabilmek için böyle evrim geçirdiler falan filan. Bu diyor çok boşa düşüyor diyor yani. Bunu diyor böyle söylememek lazım. Bir kapı açtık oraya girdik. Tekrar mevzumuza dönelim. Hiç kabil midir ki hayatın en cüz'isinin pek gizli sesini işitsin? Yani işte o tek hücreli bakteri ya nasıl hayata tutunuyor? Ama tutunuyor. Hem de bizden daha bollukla bulunuyor. Daha bereketli yaşıyor. Var olmak konusunda endişe çekmiyor. Derdini dinlesin veya bizim tek tek dokularımızı ele alalım. Ya ayağımın ucundaki hücre. Cenab-ı Hak onun sesini işitiyor ki onun rızkı ona ulaşıyor. Ben ulaştırmıyorum, ben dağıtmıyorum, benim aklıma o gelmiyor. Parmağımın ucundaki hücreyi düşünmüyorum. Saçımın ucundaki hücreyi düşünmüyorum. Yanağımın köşesindeki hücreyi düşünmüyorum ama bunu bir düşünen olmalı. Çünkü bunların ihtiyacı karşılanıyor. Bu benden ayrı gidip kendi rızkını arayamaz. Yani ben mesela uyurken bu parmak hücrelerim yerinden fırlayıp gidip buzdolabını açıp bir şeyler yemiyorlar. Mecburen bana bağlılar ama benim vücuduma da öyle bir sistem konmuş ki Cenab-ı Hak onu orada besliyor. Onun rızkı ona ulaşıyor. Muhteşem bir dağıtım sistemi var insan vücudunun içinde. Ve şuurumuz yok bizim bu işe. Yani insanoğlu şuurlu bir canlı ama kendi vücudunun içindeki işlerin belki binde birine şuuru taalluk etmiyor. Kalbimiz nasıl atıyor? Haberimiz var mı? Hiç düşünmüyoruz ki. Nefes nasıl alıyoruz? Haberimiz var mı uyurken? Hiç düşünmüyoruz ki. Yani bunlar bizden bağımsız. O damarlarda kanlar nasıl dönüyor? Böbrekler nasıl çalışıyor biz uyurken? İşte efendim kaslarda neler oluyor falan hiç haberimiz yok. Bu bizim emanetçiliğimizi gösterir işte. Hep diyoruz ya insan varlıkta emanetçidir, sahip değildir. Emanetçilik sorumluluk alanının darlığından anlaşılır. Ya da şöyle söyleyelim, idare etme alanının darlığından anlaşılır. Öyle ifade edelim. İnsan kendisinden sorumludur. Belki bu kafanızı karıştıracak bu ifadeyi geçiyorum. Onu silin. İdare etme yükümlülüğünün bizde olmadığından biz anlıyoruz emanetçi olduğumuzu. Size bir araba verseler, şuradan şuraya şunu götürür müsün deseler, bir de yük verseler. Şimdi o arabanın yağından, motorundan, vergisinden, ruhsatından, şundan bundan siz mi sorumlu olursunuz? Yok, siz sadece arabayı alıp oradan oraya götürmekten sorumlu olursunuz. Ondan sonra işiniz biter. Size o arabanın ruhsatını sorsalar, benzinini sorsalar, işte parçasını sorsalar, bilmem nesini sorsalar, ya bilmiyorum dersiniz, verdiler götürüyorum işte ben emanetçiyim.
Tıpkı onun gibi de insan bedeninde mesela insanın kendisinde öyle işler dönüyor ki ya haberi yok haberi. Ne olduğundan haberi yok. Daha böyle bilimle falan yeni yeni kapısı açılıyor o işlerin. İşte diyoruz ki bak şurada şunu yapıyormuş, bu da bunu yapıyormuş. Bilmem şu aşamada şu oluyormuş, bu aşamada şu dönüyormuş. Öyle bu vücudun sistemi devam ediyormuş diye öğreniyoruz daha yeni yeni bilimin gelişmesiyle ama bunlar hep oluyordu bizde. Bunlar hep oluyordu canlılarda. Demek ki bunların dualar işitiliyor, bunlar yardım istiyor. Bunlar varız Allah'ım bizi devam ettir. Varlık lütfettin, bu nimetini bizde devam ettir diye dua ediyorlar. Allah da onların o gizli seslerini işitiyor. Bak gizli sesler. Var mı duyduğumuz bir şey? Yok ama var olmak da bir ses. Var olmanın kendisi bir dua. İşte buradan da şuraya kapı açıldı ona da değinelim. Aslında her şey bir dua. Bediüzzaman Hazretleri'nin başka bir yerde bunu izahı var. Yani varlıktan Allah'a doğru yükselen her şey bir dua. Çalışıyoruz dua. İstiyoruz ızdırar halinde bir dua. Lisanen ettiğimiz dua. Sebeplerin bir araya gelmesi, içtima, uygun şartların oluşması. Mesela ateşle barutun yan yana gelmesi, ben patlamak istiyorum duası. Bu da bir dua. Her şey bir dua. Var olmakla gelen bir dua bunlarda. Varlıkta her yaratılış bir duaya karşılık lütfediliyor. Varlıkta her yaratılış bir duaya karşılık lütfediliyor. Her şey dua üzerine dönüyor aslında. Ama bu duanın biz sadece kendi insanın lisanından çıkanı dua saydığımız için öbürlerini şey yapmıyoruz. Ya, onlar kendi kendine oluyor. Nasıl kendi kendine oluyor? Bir araya geldin mi bir şey istiyorlar onlarda. Muvaffakiyet istiyorlar. Şartları yerine getirmekle veya çalışmakla veya yağmur yağdığı zaman toprak ne diyor? Allah'ım beni yeşert diyor. Dua ediyor o da bir nevi. Çünkü şartlar oluştu. Gibi gibi. Bu da gizli bir ses. Bizim kulak sesimizden değil, onunla gelen havadan gelen titreşimler gibi değil ama bu da bir ses. Bu da bir dua. Hayatın en cüzisinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ki oluyor, hep görüyoruz varlıkta döne gelen bir düzen var ve nazını çeksin ve kemali itina ve ihtimamla beslesin. Kemali itina, tam bir itinayla işte bebeklerin hali. Cenab-ı Hak öyle bir yerden rızıklarını veriyorlar ki, rızıklarını veriyor ki Cenab-ı Hak, yani o bebeğin gücü başkasına yetmez zaten. Bu kadarcık kuvveti var. Yani annesinden çıktıktan sonra bir tek ağzını oynatacak kadar kuvveti var. O da sert bir şey de olamaz. Midesi de sert bir şeyi sindiremez. Tam ona göre rızık anneyle beraber çocuğa veriliyor. İşte kemali itina. Ona göre. İhtimamla, kemali itina ve ihtimamla. Yani özenle, mükemmel bir özenle beslesin. Ve ona dikkatle hizmet ettirsin. Ve büyük mahlukatın ona hizmetkar yapsın, işte anneyi ve bebeğine, dağ gibi bulutları sizin küçücük tarlanıza veya işte kocaman dağları oradaki mahlukata hizmetkar yapmış. Yani bir nevi hizmetkar olmuşlar. Verimleri onlara akıyor. Dağ gibi ağaç, üzerinde bakıyorsun ağaç kakan yavrularının yuvası var. Vermiş onun hizmetini. O ağaç kakanı da öğretmiş ki o ağacı delebilirsin sana kendine. Yuva edinmen için bir şey veriyorum, ilham veriyorum demiş. O da onu da ağacı, kocaman ağacı deliyor, kendine musahhar ediyor içinde. Hem gıdasını alıyor ağaçtan, hem de yavrularını besliyor orada gibi gibi. Büyük mahlukatın ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın. Ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın. Bu kim? Bu biziz işte. En büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin. Ve onun çok ehemmiyetli, önemli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın. Bir nefer yani bir asker. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz yani cihazat donanımını sağlasın. Tüfeğidir, bilmem karavanasıdır hepsini versin ve idaresini yapsın ve muti, boyun eğmiş ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Zerreyi görsün, güneşi görmesin. Bak, zerreyi görsün, güneşi görmesin. Sivrisineğin sesini işitsin,
gök gürültüsünü işitmesin, haşa, yüz bin defa haşa. Yani gözümüz önünde cari olan kanun, küçüklerde görüyoruz biz bunu mikroda, parçalarda. Sonra çıkıyoruz kendi mertebemize, hayat mertebelerinin en yükseğinde insan var, en şuurlusu, en zekisi, en kapsamlısı. Bunun da farkındayız, diyoruz ki biz öbürleri gibi değiliz. Onlara bu kadar özen, ama bizim en büyük duamız, zaman üzerinde bizim şeyimiz var, tefekkürümüz var. Diyoruz ki zaman sınırlı bir şey, Allah'ım bizi daha uzun yaşat. Yani bizim verdiğin ömür 60-70 sene, biz bunun sonunun iyi olmadığını biliyoruz. Bu şuuru bize verdin, Allah'ım bize sonsuzluk da ver, bu şuurun acısını tattırma. Nasıl açlığı verdin, rızkı veriyorsun, o açlığın acısını rızıkla gideriyorsun. Allah'ım bize de sonsuzluk açlığı vermişsin. Biz çünkü kestirebiliyoruz sonsuzluğun nasıl bir şey olduğunu. İnsanoğlu sonsuzluğun ne olduğunu tanımlayabiliyor. Hani içinde yaşamamış olsa da kestirebiliyor, bir sonsuzluk var. Ben diyor sınırlıyım, bir de sonsuzluk var diyor ya. Bu dünyada ben sınırlıyım. Varlık sınırlı, faniliği görüyorum, ayrılıkları görüyorum. Ama böyle bir şeyin olmayacağını da biliyorum. Olmadığı bir yerin de olabileceğini seziyorum. Nasıl 5 dakika içinde ölebileceğimi bildiğim gibi ölmeyebileceğimi de biliyorum. İşte mesela atıyorum önümde bir zehirli yemek var. Onu yesem öleceğim, ama yemesem daha yaşayacağım, bunu kestirebiliyorum. Aynı bu şekilde de sonsuzluğu da kestirebiliyorum. Bu da bir dua şey sebep oluyor. İşte dedik ya, ateistler niye intihar ediyor? Eden kısmı için konuşuyorum. Adam faniliği görüyor, acıları görüyor, her gidenin hiçliğe gittiğine inanıyor. Onun her anı, her tanışması, her sevmesi onun için bir azap, işkence. Hani Allah'ım, yani Allah'ım demiyor o tabii, onlara Allah'ım demek olsa zaten kurtulacaklar. O şuur onları uçuracak. O diyor, ay ne oluyor diyor, yani diyor. Şunu daha yeni diyor tanıdım diyor, ertesi gün öldü, işte benim diyor şöyle sevdiğim vardı, böyle nankör oldu, işte şu yemeği ne kadar çok severdim artık mideme dokunuyor falan filan. Hep ayrılık, hep ayrılık, hep ayrılık. Bu yük ne yapıyor en sonunda? Hayattan istifa etmiyor, onu götürüyor. Çünkü yaşamak bizzat hep ayrılık oluyor onun için. Haza ayrılık. Ahiret olmazsa, Allah'a iman olmazsa yaşamanın kendisi haza ayrılık olur arkadaşlar. Altını çizerek söyleyelim. Allah'a iman olmazsa, ahiret olmazsa yaşamanın kendisi haza ayrılık olur. Tamamen ayrılık. Ayrılık yaşamaya gelmiş olursunuz dünyaya. Ama Allah ve ahiret inancı bize onların baki yüzlerini gösteriyor. İşte burada onu söyledi. Diğerlerini öyle yapsın ve sonra en büyük ve en ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin. Ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın. Bir tane eri kollasın, korusun, ama muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Ya bu mantıksızlık yani. Bir tane altına çok ehemmiyet versin ama bir hazineyi boş versin. Olmaz. Eğer öyleyse bunda daha da şey olması lazım, hassas olması lazım. Onda öyle, bunda böyle yapan tutarsızdır. Ve zerreyi görsün, güneşi görmesin. İşte zerreyi görsün, öyle bir göz var, zerreyi görüyor ama o göz güneşi ıskalıyor. Tutarsız, böyle olmaz. Allah böyle olmaktan münezzehtir. Allah dediğimiz şey böyle tutarsızlıklardan münezzehtir arkadaşlar. İhlas suresinin verdiği derslerden birisi de budur bize. Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin, haşa, yüz bin defa haşa. Biz de aynen Üstad Hazretleri gibi diyoruz ki haşa, yüz bin defa haşa. Bizim güzel Allah'ımız böyle kusurlardan münezzehtir. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki, hadsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirir ve kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı kadir-i hakim. En ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten prestij eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu mevti ebediyle idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darılsın,
dehşetli rencide ederek sırrı rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Geri dönelim. Şimdi merkezde ne var burada? Merkezde Zat-ı Kadir-i Hakim var. Cenab-ı Hakk'ın iki esması ve o esma ile kastedilen zatı. Hakim ne demekti? Her şeyi hikmetle yaratan, yerli yerinde yaratan, hatta çok çok amaçlarla yaratan, tek bir amaç da değil. Bir şeyin bakıyorsunuz bin tane amacı var varlıkta. O taşı çektiğiniz zaman duvar yıkılıyor. Cenab-ı Hak kainatı böyle iç içe yaratmış, hikmetlerle bezeli bir şekilde yaratmış. Kadir, her şeye gücü yeten demek. Şimdi Kadir-i Hakim niye beraber geldi? Zat-ı Kadir-i Hakim. Cenab-ı Hakk'ın biz daha önceki derste bunu bir parça konuşmuştuk. Çünkü o isimler yine denk gelmişti bize burada bir yerde. İlk paragrafta mıydı? İlk paragrafta değilmiş. Ama bir, şeyde ikinci paragrafta Kadir ismi gelmiş. O da hikmetle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çünkü o da burada bir yerde geçiyordu. Evet, kemali hikmet falan burada da geçiyordu. Orada da söylemiştik. Cenab-ı Hakk'ın kudretini hikmetinden, hikmetini kudretinden görebiliyoruz. Yani Esma-ül Hüsna'nın ilişkisi birbirinden kopuk parçalı değil. Hepsi birbirine bakıyor zaten. Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, birbirine bakar şen ve namlar. Bunlar öyle. Allah'ın hikmetinin giriftliği, yüksekliği, çokluğu, varlıkta o yüklediği hikmetlerin çokluğu, giriftliği, sıklığı diyelim, bize onun kudretinin sonsuzluğunu anlatıyor. Bir şeye bu kadar çok amaç verebilmek kudreten de sonsuz olmayı gerektirir. Çünkü hikmet kudrete bakıyor. Peki kudretin sonsuzluğunu yine hikmetten nasıl görüyoruz? Yani kudretin de tasarruf edebilmesi için, yarattıklarının hakkını verebilmesi için kontrolsüz olmaması lazım. O hani Pirelli reklamında vardı ya, kontrolsüz güç güç değildir. Kimse kontrolsüz olan gücün bir şeyi vücuda getirebileceğine inanmaz. Yani vücut bir sistem işidir, varlık bir sistem işidir. O gücün kontrolü lazımdır. O kontrol nedir? İşte Hakim. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin şeyi, tasarrufu, kudret üzerindeki iradesinin tasarrufu Hakim ismiyle bize gözüküyor. Yani Hakim ismi Kadir ismine bakıyor, Kadir ismi Hakim ismine bakıyor. İkisinin beraberliğinden hayat gibi bir vücut ortaya çıkıyor. Hayat, kudretin boşu boşuna, haşa sümme haşa, Cenab-ı Hakk'ın kudreti için boşu boşuna denmez de, farz-ı kelam, la teşbih ve la temsil, yani bir sel suyundan hayat meydana gelmez. Pınardan, dereden, nehirden hayat meydana gelir. Sel yıkar, kontrolsüz olan yıkar. Bir bomba patlamasından hayat vücuda gelmez. Buradan şuna da gideceğim. Hani Big Bang ile her şey oluştu diyorlar. Bu iş patlamayla olmaz. Patlama kontrolle olursa ondan varlık çıkar. Akarsu kontrolle akarsa ondan hayat olur. Veya hayattaki canlılar onda tutunabilirler, kalabilirler. Yani varlık sadece kudretin salıvermesiyle ortaya çıkmaz. Kudretin kontrolüyle ortaya çıkar. Ki bunun en üst mertebesi hayattır, işte o varlığın en kapsamlısı, bütüncül olarak bakarsak odur. İşte hikmet ve kudret bir arada olursa hayat gibi bir şey ortaya çıkar. Hikmet ve kudret bir arada olursa ancak hayat gibi bir bütünlük, bir sistemlilik ortaya çıkar. Yoksa salıverilmiş bir kudretle hayat ortaya çıkmaz. Hiçbir şey ortaya çıkmaz. Varlığa çıkamaz hiçbir şey. Zaten o kudret yıkar onları yani. Onlar varlığa gelirler giderler, gelirler giderler. Dümdüz eder onları. Nasıl sel suyu önüne gelen her şeyi yıkarak geçiyor. Yani onun varlığı aslında yıkmak oluyor. Gibi gibi hikmet de sınırlamazsa, hikmet de ona bir çerçeve çizmezse kudret de yıkar. İşte buradan kadere imana da bir kapı açıldı. Kadersiz yaratılış mümkün değildir. Çünkü kader onun kalıbıdır zaten. Yani kaderi yoksa kalıbı yok demektir. O zaman kudret gelişi güzel akacak demektir. La teşbih ve la temsil. O zaman ondan bir varlık çıkar mı? Çıkmaması lazım. Olamaz yani. Mantığımız da bunu kestiriyor. Big Bang'e de işte buradan bir tokat atalım. Yani bir patlamayla bu işi olmaz. Patlama ve kontrol beraberse bu işi olur. Kontrolsüz güç, güç değildir. Pirelli abimiz doğru söylüyor. Evet, bir Zat-ı Kadir Hakim. Bu merkezde okuyacağız metni. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki
hadsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever. Hani bunları artık örneklendirmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, muhabbeti, şefkati, bunlar eserlerinden zaten anlaşılan şeyler. Hani bir şeyi Cenab-ı Hak mesela bize bir balya samanı da rızık yapabilirdi. Çamuru da rızık yapabilirdi bize. Ama bak bir portakalı rızık yapmış. Daha uzaktan görüyorsun, gözüne bir güzellik. Yaklaşıyorsun, kokusu bir güzellik. İşte ısırıyorsun, tadı bir güzellik. Daha içinde bilim adamlarının daldıkça buldukları başka başka güzellikler. Aklın keşfet çıktığı zaman bulduğu başka başka güzellikler. Estetik şeyler vesaire. E bak belli ki süslemiş bunu. Yani sen mesela bir hediyenin kabından, süsünden, sandığından senin ne kadar sevildiğini çıkarırsın. O hediyeyi veren ne kadar özenmiş. Bak ya şuraya bir kurdele yapmış, buraya bilmem süs düşmüş falan dersin. Hani bu adam beni seviyor bu kadar özendiğine göre, bu kadar hazırlık yaptığına göre. Bu bir zahmet işi onun için. Normal insan insan hukukunda bile bu böyle. E bir de düşün yani Cenab-ı Hak varlığı nasıl süslemiş, nasıl ambalajlamış, nasıl süsler takmış, renkler takmış, birini diğerine benzetmemiş. Hep farklı farklı şeyler, farklı farklı isimler takıyoruz onlara. Hani karpuzun bile Diyarbakır'ı başka, Trakya'sı başka. Yani işte bu bile gösteriyor ki Cenab-ı Hak bize rahmetli, muhabbetli, nihayet derecede şefkatli. Belli yani varlığında kalabilmemiz zaten bunun sonucu. Ve kendi sanatını çok sever. Kendi sanatını çok seviyor. Neyden belli? İşte o kemali itina ve ihtimam. Ondan belli. Sevmesi o kadar özenir mi? Siz sevmediğiniz işe özenir misiniz? Ben de özenmem yani. Sevmediysem işi yapmam o işi ya da sallarım. Özensiz yaparım. Bak kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirir. Ve kendini sevenleri ziyade sever. Bir zat-ı kadir hakim kendini sevenleri ziyade sever. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an'dan, sünnetten müminlere verilen daha bu dünyada kalplerine lütfedilen cennetten bir de ahirette verilecek olan cennetten biliyoruz ki kendini sevenleri seviyor. Kendini sevenler varlıkta bir rahatlık buluyorlar. Evet. Bir zat-ı kadir hakim en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyini fıtraten prestij eden hayatı en ziyade kendini seven hayat seviyor değil mi Allah'ı? Diğerleri de seviyordur ama şuurunda bu işin hayat. Ne olduğunu biliyor yani bu işi onsuz ne olur onu da kestiriyor. Ve sevimli ve sevilen. Güzel bir şey hayat ya. Hani sevilmeyecek gibi de değil. Ve saniyini fıtraten prestij eden, yaratılışı itibariyle Allah'a bir tapma şeyi hissediyor. Düşkünlüğü var Allah'a. Saniyine, onu sanatla yaratana. Ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu, mevti ebedi, ebedi bir ölüm yani hiçlik, yok ediliş ile idam edip kendisinden o sevgili muhibbini ve habibini ve ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli rencide ederek sırrı rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa, 100.000 defa haşa ve kella. Yani eğer ahiret olmazsa, cennet cehennem olmazsa, bir sonsuzluk olmazsa, nasıl bir şey oluyor Allah'ın bu kainattaki tasavvuru? Haşa sümme haşa. La teşbih ve la temsil. Yani Hansel ve Gretel hikayesi vardır ya, onlar ormanın içinde kaybolurlar, bir cadının evi vardır. O cadı evi işte çikolatadan yapmış, çatısını bilmem neyden yapmış falan filan bir sürü. İşte biliyorsunuz şeker bilmem ne falan onlardan yapmış. Çocukları da alıyor ama nasıl güzel besliyor oradaki çocuklar. Yetim çocukları alıyor. Yolunu kaybeden ormanda varsa alıyor, topluyor onları. Besliyor ama ne için? Fırına atıp pişirecek onları, sonra kendisi yiyecek. Güya o cadı çocuk yiyormuş. Masal öyle. Bak eğer bunlar olmazsa haşa sümme haşa, o güzel Allah'ımız o kadar her şeyi böyle sanatla yaratan, bizi mutlu edecek şekilde o evi işte o şekerden şundan bundan o ev gibi kainatı bezeyen Allah'ı bunun tam tersiyle aslında ne yapıyor? Acı çektirmek istiyor. Bunları yedirmesinin sebebi acı çektirmek için. Yani haşa sümme haşa, Allah böyle sadistmiş gibi. Halbuki ama fiiliyatı gösteriyor ki Allah öyle bir şey yapmaz. Eğer onu öyle yapmak istese zaten bize hiçbir nimet vermeden de acı çektirebilir. Ya, ama işte
Ateistlerin varlık algısı böyle arkadaşlar. Bu yüzden Üstad bir yerde bunu söylüyor. Ateistler mesela, kafirler niye Allah'a düşman oluyorlar? Böyle hissettikleri için. Hani bizi şey yapıyor ama daha çok acı çektirmek istiyor bize. O yüzden veriyor bunlar falan diye. Yani o, aynı Hansel ve Gretel'in cadısı gibi düşünüyorlar onlar Allah'a. Haşa sümme haşa. Bize tattıracak ama vermeyecek. İşte bunları veriyor ama ayrılık acısı çektirmek için falan. Hasımla muhatapmış gibiler. O hasımla muhatabiyette Allah'a düşman olmalarının netice veriyor. Halbuki şöyle düşünseler ya, bu kadar bize özenen, bu kadar şefkatle davranan bir Allah böyle yapmaz. Çünkü şöyle gelelim oraya. Biraz dallandırıyorum ama cadı, diyelim ki velev ki cadının ihtiyacı var. İnsan yiyerek beslenmek zorunda, öyle bir şey. Ama Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Allah samediyet sahibi. Seni varlığa çıkarması bile gerekmiyordu. Yani ona mecbur değildi Allah varlığa çıkarmaya. Varlığa çıkarması bile bir muhabbet eseri. Yaşatması bir muhabbet eseri. Çünkü zaruret ilişkisi yok. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'da mevtiha ila ahir. O ayeti Rahman suresinin 50. ayeti miydi? Tefekkür ederken konuşmuştuk ya hep Haşr Risalesi'nin başında. Yani Cenab-ı Hak niye yaratsın varlığı? Mecbur mu? Değil. E rahmet o zaman demek ki. Rahmet eseri bunlar. Eserler rahmet eseri. Çünkü mecbur olsaydı rahmet eseri demezdik. Allah mecbur ki yaratmış derdik, haşa. Ama öyle bir mecburiyet olmadığından dolayı artık diyoruz ki ancak bunu rahmetinden, fazlından, kereminden yapıyor. Başka bir şeye bağlayamayız bunu diye konuşmuştuk o derste. Çok da dallandırmayayım. Süremizi aşıyoruz. Yani muhtaç olmayan birisinin yaptığı iyilik ancak onun iyiliğindendir. Fazlındandır, keremindendir. Muhtaç değil çünkü onu yapmaya. Mecbur değil onu yapmaya. Allah da Allah olduğu için samediyet sahibi. Zaten başka türlü Allah olunamaz. Yine İhlas Suresinin verdiği ders. Başkasına muhtaç olan Allah olamaz. Onun muhtaç olduğu şey onun Allah'ı olur. Haşa sümme haşa. İşte böyle de Cenab-ı Hak mecbur değil hayatı yaratmış. Burada ne gösteriyor? Onu sevdiğini gösteriyor. O da hayat da bunun farkında. Ne diyordu burada, bir daha okuyayım. Mevti ebedi ile idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli rencide ederek sır rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak, sonsuz güzellik ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka, sonsuz rahmet, bütün mahlukatı sevindiriyor. Böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kupu mutlaktan, yani mutlak bir çirkinlik. Çünkü tam tersine dönüyor her şey. Kupu mutlaktan ve böyle bir zulm mutlaktan, zulüm oluyor, veriyor ama devam ettirmiyor. Veriyor, geri çekiyor. Tanıştırıyor ama vuslata erdirmiyor. Bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derecede münezzehtir ve mukaddestir. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka, böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubu mutlaktan ve böyle bir zulm mutlaktan, böyle bir zulümden Allah münezzehtir, bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derecede münezzehtir ve mukaddestir. Onlardan yücedir, beridir. O lekeler haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, keremine, kudretine erişemez. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar, bu hayat ne için, niye verildi, ne hikmet eda etmeye çalışıyor bu hayatla biz ve diğer canlılar, bunu kavrayanlar, hayatını suistimal etmeyenler, yani emanet olduğunu bilip sahibinin rızasına göre hareket edenler, kötüye kullanmayanlar hayatını, dar-ı bekada ve cenneti bakiyede hayatı bakiye mazhar olacaklardır. Amenna. Cenab-ı Hakk'ın her esması bunu gerektirir. Şimdi konuşsak mesela, vaktimiz olsa her esmadan ahirete bir kapı bulabiliriz. Çünkü şu üstteki mantık bize bunu öğretti. Bir esmanın tecellisi varsa, o tecelli devam etmiyorsa demek ki ahiret olacak diye bağlayabiliriz yani. Pekala, metnimizin sonuna geldik. Biraz hızlı gittik ama kusura bakmayın, süremizin içinde sığsın diye. Artık bir dahaki ders neticeyi okumayacağız. Oradan ve hem nasıl ki yeryüzünde diye başlayan metinden itibaren okuruz bir miktar. Ve yine ince tefekkürünü etmeye çalışırız.
Cenab-ı Hak bu sırlardan hissemizi ziyade eylesin. Üzerimizde tesirini halk eylesin. Hayatımızda eserlerini göstersin Cenab-ı Hak. Lütfetsin, kerem etsin, bizi değiştirsin. Razı olmadığı yönlerimiz varsa rızası yönünde bizi değiştirsin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahu menil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.